Merhabalar sevgili takipçilerim. Kliniğimize gelen bir keçinin ultrasonlu gebelik kontrolünü yapacağız. Amcam şöyle biraz gölgeyi alalım. Şöyle. Güneşte pek göremeyiz. Yaklaş. Yaklaş kardeş şöyle. Abdominal yolla her zaman olduğu gibi kontrolümüzü yapıyoruz. Kaç aylık tahmini bir gebeliği var? Ya bilmiyorum, meme bırakmış. Bildiğimiz kadarıyla doğuracak. Gel. Oo maşallah, kocaman yavrusu var. Görüyorsunuz kotiledonlar, yavru zarları. Şurada yavru var. Yavru sağlam mı? Yavru çok büyük olduğu için anca kıvırdanmıyor. 20 santimlik bir kesimini görüyoruz. Aa, bizim için önemli olan, gel. Bizim için önemli olan karanlık bir ortam sağlamamız lazım. Evet, gel şöyle. Şu büyük olan kotiledonlar. Önce görüküyordu ama yavru. Evet. Aşağıda beyaz ediyor. Şu beyaz bölge yavru. Kotiledonları görüyorsunuz. Doğumu yakın. Bayağı büyük. Hatta ikiz olabilme şansı yüksek. Çünkü hayvanın karnı çok büyümüş arkadaşlar. Amcam hayvanın zaten memede indirmiş. Muhtemelen bir hafta 10 günlük bir doğum süresi var. Bir hafta içinde doğurur hayvanın. Hayvanlar burada. Hadi hayırlı olsun. Yavrular canlı. Zaten ölen yavru hiçbir zaman unutmayın, hayvanın karnında kalmaz. Yavruya atar, kan gelir. Tamam mı? Ölen yavru, hayvan rahatsız olur, sancı çeker. Şu an hayvanımıza bir problem yok. Hayvanımız kaliteli bir Halep cinsi arkadaşlar. Evet, bu biraz uyuzluk var gibi. Ne yapalım bunu? Bunların ilaçları var ama doğumunu yapsın hayvan. Tamam mı? Doğumu yakın. Herhangi bir ilaç uygulaması yapmayalım. Tamam. Doğumunu tamamladıktan sonra ona... Melhemi sürtsek bir şey olur mu? Dışarıdan şey uygulayabilirsin. Melhem uygulayabilirsin. Tamam. Ama doğumunu yaptıktan sonra bir iğne yaparız. Evet. Tedavisini yaparız. Gebelik toksemisi diye bir hastalık var. Anne yetersiz beslenirse, zayıf beslenirse, tamam mı? Yavruyu besleyemez. İkiz de gebelik tahmin ediyorum. Dolayısıyla hayvana yeterli enerjiyi, yeterli besini vermemiz lazım. Vitamin takviyesi yapabiliriz. Yine hayvana E vitamini, selenyum minerali içerikli iğneler var. Onlardan yaparsak yavruya da faydası olur. Tamam mı? Yavruda daha sağlıklı olur. Doğumu kolay olur. Evet sevgili takipçilerim. Keçimizin ultrasonlu gebelik kontrolünü yaptık. Doğumu yakın olarak tespit ettik gebeliğini. Yaklaşık bir hafta içinde muhtemelen doğumu olur. Doğumu yakın, söylediğim gibi gebelik toksemisi diye bir hastalığımız var. Çok tehlikeli. Çok beni takip eden müşterilerimizden sık bu konuda şikayet alıyorum. O yüzden mutlaka beslenmesine bir hafta 10 gün boyunca iyi dikkat edelim. Enerji yönünden suyuna pekmez koyabiliriz. Enerji verir. Tamam mı? Yemine biraz dikkat edelim. Evet. Yemin bol. Yemin bol olması önemli değil. Yemin içeriği. Yemiyor değil mi? He. İşte sıkıntı o. Zaten doğum yaklaştıkça hayvanların iştahı düşer, azalır. Buna dikkat etmek lazım. Evet sevgili takipçilerim. Videomuzu tamamladık.